Tonguç Çekilim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Tabii ki de ikinci dönem hız kesmeden başladı. Göz açıp kapattık. yazıllarımız geldi. Biz de sizler için öğretmenleriniz size neler sorabilir? Nerelerden soru gelebilir? Bunlarla ilgili güzel bir çalışma. Ön tekrar ardından çoktan seçmeli testler, boşluk doldurmalar, doğru yanlışlarla ilgili güzel bir yazılıya hazırlık çalışması hazırladık. Ve bu videoyu bitirdikten sonra eminim ki coğrafya yazılı dört dörtlük hazırlamış olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım yazılı hazırlık başlasın. Mi? Biz bu dönem neler gördük, neler öğrendik? Derseniz doğal sistemler kısmında iklim elemanlarında basınç ve rüzgarlar. Ondan sonraki süreçte nemlilik, yağış, yeryüzünde iklim tipleri ve Türkiye'de iklim. Yani burası doğal sistemler kısmının son alanıdır diyebiliriz. Sonraki süreçte yazılının ikinci bölümünde ikinci ünite dediğimiz beşeri sistemler kısmı var. Burada yerleşmelerin gelişimi, yerleşme doku ve tiplerinden sorumlusunuz. Türkiye'de yerleşmeye kadar bunu da unutmamış olalım. O zaman hemen şöyle doğal sistemler kısmını biraz açıp parçalamamız gerekirse öncelikle basınç ve rüzgarlardan başlıyoruz ki basıncın tanımı neydi? Atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı etkiye basınç diyorduk ve Torricelli bu basıncı şuradaki görmüş olduğunuz düzenek içerisinde bulmuştu. Ve normal atmosfer basıncı 760 mm idi. Bunun üstünde olan kısma yüksek basınç, bunun altında olan değerleri ise alçak basınç diyorduk. Peki basıncı biz neyle ölçüyorduk? Milibar dediğimiz ifade ediyorduk ve bunu sevgili arkadaşlar barometre dediğimiz alet ile ölçüyorduk diyebiliriz. Köstekli saati benzeyen bir cihazımız var. Ve basıncı etkileyen bazı durumlar tabii ki de vardı. Mesela sıcaklık arttıkça basınç azalıyordu. Ters bir orantı. Yükselti arttıkça basınç azalıyordu. Ters bir orantı. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar yer çekimi arttıkça basınç artar. Hemen şuraya da şöyle yoğunluk diyelim. Yoğunluk arttıkça basıncımız da ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Ama şunu unutmayalım. Yükselti arttıkça basıncın azalması sıcaklık basınç arasındaki ilişkiye ters düşen bir durumdur diyebiliriz. Biz dünyada sürekli basınç basınç kuşaklarını dinamik kökenli basınç kuşakları ve aynı şekilde termik kökenli basınç kuşakları olmak üzere ikiye ayırmıştık. Dinamik basınç kuşaklarının oluşmasındaki etkili olan ana etken dünyanın eksen hareketiydi. Termik basınç kuşakları ise dünyanın şekline bağlı olarak meydana geliyordu diyebiliriz. Ve burada dinamik ve termik ifadelerine baktığımız zaman 30-60 derece enlemlerinde dinamik kökenli basınç kuşakları 0-90 derece enlemlerinde ise termik kökenli basınç kuşakları vardı. Bunu da şöyle yaya olarak kodluya biliriz sevgili arkadaşlar yüksek alçak yüksek alçak diyoruz şu alçak dediğimiz kısım 0 yüksek dediğimiz kısım 30 alçak dediğimiz kısım 60 yüksek dediğimiz kısım 90 yani 90'da yüksek basınç 60'da alçak basınç 30'da yüksek basınç 0'da alçak basınç alanı etkili bundan sonraki süreçte ara dediğimiz kısımlara dinamiği koyun en köşe kısımlara ise termikleri koyun sevgili arkadaşlar bak ne oldu ekvatorda termik alçak basınç kutuplarda termik yüksek basınç 30 derece enleminde dinamik yüksek 60 derece enleminde dinamik alçak basınç kuşağı etkilemiş diyebiliriz. Bunu da böylelikle unutmamış olalım. Şimdi biz dünyada yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hareket eden yatay hava hareketlerine rüzgar diyoruz. Ve rüzgar oluşumu itibariyle 3 kısma ayırabiliriz. Sürekli rüzgarlar yönleri sabittir. Bu alanlarda hareket edecek rüzgarlardır. Bak tekrar söylüyorum. Sürekli rüzgarları şöyle yaya olarak tekrar kodlayabiliriz. Bak mesela buradan buraya bir rüzgar gelecek. Buradan buraya buradan da buraya bir rüzgar gelecek. E burası neydi? 0 derece ekvator. E burası neydi? 30 derece enlemi. E burası 60 derece enlemi. E burası da 90 derece enlemi. Devam ediyorum. 30'dan 0'a gelen rüzgara biz alize rüzgarı diyeceğiz. 30'dan 60'a giden rüzgara biz batır rüzgarı diyeceğiz. 90'dan 60'a giden rüzgara ise biz kutup rüzgarı diyeceğiz. Bak ne yaptık? Ya ya burada işimize yaradı. Bunların yönleri sabittir. Ancak şunu unutmayalım. Rüzgar bir yerden başka bir yere giderken yarım kürelerde sapmalara uğrar. Özellikle 30 0 derece enleminden ekvatora gelen bu alize rüzgarı dediğimiz rüzgar kuzey yarım kürede saat yönünde sapar. Güney yarım kürede ise saat yönünün tersi yönünde sapar. Bu sapmaya bağlı olarak yönleriyle ilgili ifadeleri söyleyebiliriz. Alize rüzgarı kıtaların doğu kıyılarına, batık rüzgarı kıtanın batı kıyısına, kutup rüzgarı da batı rüzgarıyla karşılaşıp cephe yaşarını oluşturuyordu diyebiliriz. Mevsimlik devirli rüzgarlar ise dünyanın yıllık hareketi yani eksen eğikliğine bağlı olarak kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğine bağlı oluşan rüzgarlardır. Yaz ve kış musunu olarak ikiye ayrılacaktı. Özellikle Güney, Güneydoğu, Doğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi ve Madagaskar dediğimiz alanda bu rüzgarları yaz ve kış musunu olarak görebilmekteydik. Özellikle şunu unutmayalım. Yaz musunu Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na estiği için özellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya kıyılarında bol miktarda yağış ve buna bağlı olarak sel olaylarını oluşturuyordu. Yerel rüzgarlar etki alanı en dar rüzgarlardan birincisidir. Bunlardan birincisi meltem rüzgarları ki bu rüzgarları oluşturan temel unsur Dünyanın eksen hareketidir Yani günlük hareket olarak ifade edeceğiz Bu mesela kıyı alanlarında Deniz ve kara meltemi olarak Dağ ve vadi meltemleri olarak dört gruba ayrılıyordu Şunu da unutmayalım Bir meltem rüzgarı nereden geliyorsa O alan yüksek basınçtır Örnek vermemiz gerekiyorsa Deniz meltemi dedik o zaman denizin bulunduğu alan yüksek basınç, karanın bulunduğu alan ise alçak basınç olarak karşımıza çıkmakta. Bu ifadeyi de böyle kodlayabiliriz. Mesela dağ meltemi o zaman daha yüksek basınçmış. Vadi meltemi, e, vadi yüksek basınçmış diyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Soğuk yerel rüzgarlar ve sıcak yerel rüzgarlar olarak burayı daha da parçalamamız gerekirse özellikle Akdeniz çevresinde etkili olan rüzgarlar var. Bora, Mistral, Krivest böyle Avrupa'dan güneye doğru esen rüzgarlar. Yıldız, Poyraz, Karayel Türkiye'de etkili olan rüzgarlar. Fön rüzgarı sıcak kurutucu bir rüzgar. Hamsin, Sirocco gene Afrika'nın kuzeyinden Akdeniz'e doğru etkili olan rüzgarlar. Kıble, Lodos keşişleme gene bizim ülkemizde güneyden kuzeye doğru etkili olan rüzgarlardır diyebiliriz. Tabii ki de bizim ülkemizdeki rüzgarları kayıp sakal olarak ne yapıyorduk? Kotluyorduk. Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk karakterli, Samyeli Kıble, Lodos ise sıcak karakterli yerel rüzgarlardır. Bunu Samyeli'ni keşişleme olarak da düşünebiliriz. Tropikal rüzgarlar ekvatoral kuşakta özellikle Mayıs-Eylül dönemleri arasında diğerlere göre farklı isimlerle adlandırılan rüzgarlardır diyebiliriz. Geldik nemlilik ve yağış. Atmosferde bulunan su buharı miktarına biz nem diyorduk ve nemi higrometre dediğimiz aletle ölçüp ölçtükten sonra da bunu gram olarak ifade etmekteydik. Nemle ilgili üç kavram var. Mutlak nem o anda var olandı. Maksimum nem onun taşıyabileceği en fazla nem miktarıydı. Bağıl nem ise oranın doluluk oranıydı. Yani buraya baktığımız zaman bu kabın içerisinde 10 gram bölümetrik küplük bir su miktarının olduğunu varsayarsam bu mutlak nem olarak geçer. Devamında bunun taşıyabileceği en fazla olan şu kısım maksimum nem olarak geçer. Bunun doluluk oranı yüzde elli olduğu için buna da bağıl nem olarak ifade edebiliriz. O zaman şunu unutmayalım hatırlayalım. Bağıl nem bir hava kütlesinde yağışı bırakabilme ihtimalini gösteren değerdir diyebiliyoruz. Bununla birlikte yağış oluşum şekilleri 3 taneydi. Eğer ki ısınan havanın yükselmesiyle birlikte bir yağış varsa bu yağış konveksiyonel yağışlardı ve biz bu yağış yağışları dünyada ekvator çevresinde yıl boyunca görebilmekteydik. Bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu bir yağış varsa bu yağış yamaç ya da orografik yağışlar olarak karşımıza çıkmaktaydı. Farklı iki hava kütlesi karşılaştığında bir yağış oluşumu meydana geliyorsa bu yağış da cephe yağışı olarak ifade edilmekteydi. Biz orografik yağışları özellikle güney güneydoğu doğu Asya cephe yağışlarını 60 derece enlemleri biraz daha yukarıya çizebiliriz hattı. 60 derece enlemleri çevresinde kuzeyden ve güneyden gelen sıcak soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşuyor. Konveksiyonel yağışları da ekvatorial kuşakta özellikle ekvatorial iklimin görüldüğü alanlarda aynı şekilde karasal iklim bölgelerinde ilkbahar ve yaz dönemlerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte devamında Türkiye'de iklim var ama dünyada iklimle ilgili de şöyle biraz örneklemelerden de başlayalım. Mesela bana ekvatoru çizdiniz. Ekvatoru çizdiğinizde hat üzerinde bir iklim verirse bu ekvatoral iklimdir ve bu ekvatoral iklimin sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerinde her mevsimi yağışlı gür bitki topluluğunun bulunduğu bir alan. Bana bir soru kökünde Afrika'nın kuzeyini, Arap yarımadasını, Avustralya'nın iç batı kısmını ve Orta Asya'yı verdiğinde ise bu alanlarda da sevgili arkadaşlar çöl ikliminin görüldüğünü söyleyebiliriz. Burada şunu da unutmayalım. Okyanus akıntıları bizim bu iklimleri bulmamızda belirleyici etkenlerden bir tanesidir. Mesela bu alanda Amerika'nın Kuzeybatı kısmında Alaska dediğimiz sıcak su akıntısı var. Meksika Körfezi'nden başlayıp Batı Avrupa'ya giden Gulf Stream, Güney Amerika'nın doğu kısmında Brezilya, Afrika'nın doğu kesminde Madagaskar, diğer ifadeyle Mozambik, Avustralya'nın doğusunda Doğu Avustralya. Eğer ki bu sıcak su akıntılarının bulunduğu alanlar varsa bu alanlarda okyanusal iklimine etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde soğuk su akıntılarına da şöyle bir baktığımızda Kaliforniya soğuk su akıntısı. Bununla birlikte Peru Humboldt soğuk su akıntısı, Kanarya soğuk su akıntısı, Benguela Soğuk su akıntısı Batı Avustralya soğuk su akıntısı. Bak bunların kenarlarında da hangi iklimin görüldüğünü söyleyebiliriz, çöl ikliminin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bak şunu da unutma, özellikle kuzey yarım kürede kuzey alanda geniş bir hat şeklinde görülen iklim sert karasal iklimdir. Ama kıyının kıtasında böyle hafif alanda görülen iklim ise tundura iklimidir. Bunları da karıştırmayalım. Sert karasal iklimde bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar iken tundura ikliminde ise bitki örtüsü ot toplulukları olarak ifade edilmek. Batı Avrupa'da okyanusal iklim görülüyor bunu unutmayalım Avustralya'da bizim için çok önemli Batı Avrupa'da okyanusal iklim görülüyor bunu unutmayalım Avustralya'da bizim için çok önemli özellikle güney güneydoğu kısımlarında şöyle güney güney batı kısımlarını da alabiliriz. Bu alanlarda Akdeniz iklimi görülmekte. İç batı kısmında çöl iklimi görülmekte. Doğu alanında okyanusal iklim. Kuzeye doğru çıktığımızda ise muson iklimi etkili olmaktadır diyebiliyoruz. Geldik Türkiye'de iklimi etkileyen faktörler. Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlerin başında mutlak konum gelecektir. Yani özellikle Türkiye'nin 36 derece kuzey 42 derece kuzey enlemleri arasında yer alması Türkiye'nin iklimi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir diyebiliriz. Ve buna bağlı olarak Türkiye Akdeniz iklim kuş ve mutlak konuma bağlı olarak Türkiye'de çok geniş bir alanda Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Ama göreceli konuma bağlı olarak özellikle yer şekillerinin uzanış doğrultusu kuzeyde ve güneyde böyle dağların kıyıya paralel uzanması kıyıdaki nemli iklim koşullarının iç kesimleri sokulmasını engellemiştir. Bundan dolayı da bizim ülkemizde çok geniş bir alanda karasal iklim koşulları etkilidir diyebiliriz. Orta kuşakta yer almaktayız o yüzden dört mevsim belirgin olarak yaşanmakta yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değişimimiz batıdan doğuya doğru gidildikçe gerçekleşir. Eğer ki bizim ülkemizde sıcaklık değişimi güneyden kuzeye doğru gerçekleşiyorsa bu enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Ama batıdan doğuya doğru sıcaklık değişimi varsa bu yükselti etkisine bağlı olarak açıklayabileceğimiz bir durumdur diyebiliyoruz. Türkiye'de etkili olan rüzgarlara baktığımızda kayıp sakal diye biraz önce söylemiştik zaten. Karayel, Yıldız, Poyraz Türkiye'de soğuk karakterli keşişleme, kıble, lodos Türkiye'de sıcak karakterli yerel rüzgar olarak ifade edilebilir. Kıyı alanlarda kara ve farklı ısınmasına bağlı olarak meltem rüzgarları görülüyordu. Ve şunu unutma. Biz burada Türkiye'de bölgelere göre yağışın en fazla düştüğü dönemleri E harfinden yola çıkarak rahat bir şekilde yapabiliriz. E'nin ilk başlangıç kısmı İç Anadolu bölgesini alsın ve buraya şöyle ilkbahar yazın. Hemen Kuzeydoğu Anadolu'ya gelin köşe kısmına yaz. Karadeniz'e gelin sonbahar. Ege ve Akdeniz'de de şöyle kış kış diye yapıverin gitsin. Bu bana neyi gösteriyor? İç Anadolu bölgesindeki karasal iklim en fazla yağış ilkbahar döneminde. Kuzeydoğu Anadolu tipi karasal iklimde en fazla yağış yaz döneminde. Karadeniz ikliminde en fazla yağış sonbahar döneminde. Akdeniz ikliminde ise en fazla yağış kış döneminde görülmektedir. Bak burada dört tane aslında iklim tipinin en fazla yağışının düştüğü dönemi hem Türkiye'de hem dünyadaki iklimlerde gördük. Nasıl? Mesela sitep iklimi dediğimiz alanlar bizim Orta Asya ile Anadolu coğrafyasını kapsar. Mesela ilkbahar dönemi. Sonbahar dediğimiz Karadeniz iklim bölgesi aslında okyanusal iklim bölgesini bulunduğu alandır ve en fazlayı sonbahar döneminde görülür. Akdeniz iklimi dediğimiz Akdeniz çevresi, Güney Afrika Cumhuriyeti, Orta Şili, Kaliforniya bölgesi, Avustralya'nın güney güneybatı kısımları bu alanlarda da sevgili arkadaşlar en fazla yağışın kış döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki ilkbahar yaz dönemlerinde oluşan yağışın oluşum biçimi konveksiyonel kökenli. Buradaki kış yağışlarının oluşum biçimi ise cephesel kökenlidir diye biliyoruz. Bu bölüm için sevgili arkadaşlar biz Dinamo Soru Bankası kitabımızda sizler için yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Yani bu kitap size hem TYT AYT sınavına hem de yazılılara güzel bir şekilde hazırlayabilecek bir kaynak. Şöyle 96. sayfayı açarsanız burası doğal sistemler kısmı zaten sevgili arkadaşlar. 96. sayfada biz sizler için yazılıda öğretmenleriniz neler sorabilir? Mesela doğru yanlış sorabilir mi? Evet sorabilir. Sorduğu zaman buradaki ifadelere benzer ifadeler sormakta. Onun dışında boşluk doldurmalar illaki olacak. Klasik soru mutlaka karşınıza gelecektir ya da eşleştirme yaptırabilir. O yüzden bu kısımda yani birinci ünitenin kısmındaki yazılı hazırlık çalışmamız 96 ve 97. sayfalarda yer almakta. Tabii ki de burada boşluk doldurma ile ilgili takıldığın bir yer olabilir. Eşleştirmeyle ya da doğru yanlışla ilgili takıldığın yerler olabilir. Karakodu okutarak hemen oradaki boşluk doldurmayı doğru yanlışın doğru cevabını ya da kafamda takılan kısmını hemen çözümünden dinleyebilirsiniz. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar ikinci ünite kısmına. Yani burada da beşeri sistemler kısmı var. Beşeri sistemlerde biz yerleşmelerin gelişimi yerleşme doku ve tiplerinden bahsettik. Sonraki süreçte bakın burada güzel bir kavram haritamız var. Bunlarla ilgili mutlaka karşınıza sınavda bir soru gelecek. İnsanların çeşitli türlerdeki konutlarda toplu ya da dağınık bir şekilde yaşaması işlemine biz yerleşme diyorduk ve yerleşmeye etkilen bazı faktörler var. İklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak yapısı, Karadeniz dağılışı, bitki örtüsü. Yerleşme etkilen doğal faktörlerden, ekonomik faaliyetler, ulaşım, göç, bilim ve teknolojideki gelişmeler de beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar. Mesela iklimin çok sıcak ve nemli olduğu alanlarda yerleşmelerin seyrek olduğunu biliyoruz. Burada özellikle Amazon havzasını buna örnek verebiliriz. İklimin kurak olduğu alanlarda yerleşmeler seyrektir. Afrika'nın kuzeyini, Avustralya'nın iç batı kısmını, Orta Asya dediğimiz alanı bu noktada iklimin kurak olmasında örnek verebiliriz. İklimin çok soğuk olduğu alan Alaska'yı, Kanada'nın kuzey kısmını, Grönland'ı, İskandinav Yarımadası'nı, Sibirya'nın kuzeyini bu noktada iklimin soğuk olmasıyla yerleşmelerin seyrek olduğu alanlar içerisinde örnek verebiliriz. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu Himalaya dağları, kayalık ve ant dağlarının bulunduğu alanda yerleşmeler seyrektir. Su kaynakları bakımından zengin olan alanlar mesela Çin'in bulunduğu, Hindistan'ın bulunduğu, Mısır'ın kuzey kısmı ve Mezopotamya dediğimiz alanlar ilk yerleşim birimleri olmuş ve günümüzde hala yerleşmelerin yoğun olduğu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki de su kaynakları topraktaki yapıyı da etkileyecektir ve buralar aynı zamanda verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda buralarda da yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burayla ilgili bir ifade de bize özellikle şunu söyler. Kuzey yarımkürede yerleşmelerin yoğunluğu güney yarımküreye göre daha fazladır der. O zaman bana kuzey ve güney yarımküreyi güzel bir şekilde kıyaslatıyorsa hemen şöyle ekvator hattını adalar kısmından çiziyorsun. Sıfır derece diyorsun. E bunun üst kısmı kuzey yarımküre olarak geçmekte. Hemen şöyle altına geldiğimiz zaman güney yarımküre de yazıyoruz. E kuzey yarımküredeki karaların oranı güney yarımküredeki karaların oranına göre daha fazla. Bu da kuzey yarımkürede yerleşmelerin daha yoğun olmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Bitkörsünün gör olduğu özellikle Amazon havzasında yerleşmelerinde daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bana ifadelerde Batı Avrupa'yı ya da Amerika'nın güneydoğu kısmını verirse ekonomik faaliyetler, ulaşım olanakları, göç, bilim teknolojideki gelişmelerin etkili olduğundan dolayı yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebilir. Tabii ki de burada Japonya'yı da unutmayalım önemli. Burada Güney Afrika Cumhuriyeti çok önemli çünkü Afrika'daki gelişmişlik seviyesi ne yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir. Özellikle Avustralya'nın doğu kısmı güney ve güneybatı kısımlarında da gene yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik yerleşmeyle ilgili son kısma. Yerleşmede tabii ki de türler de vardı değil mi? Kırsal, kentsel yerleşmeler özellikle kırsal ve kentsel yerleşmeleri birbirinden ayıran en önemli faaliyetlerin başında tabii ki de nüfus miktarı daha sonraki süreçte hakim ekonomik faaliyet grubu. Mesela kırsal yerleşmede nüfus miktarı 20 binin altında. Burada genel itibariyle tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık faaliyetleri ön plandadır. Ama kentsel yerleşmede nüfus 20.000'in üzerinde. Burada ise sanayi ve aynı zamanda hizmet sektörleri de ön plandadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi biz kırsal yerleşmeleri büyüklüğüne göre kasaba 2000 ile 20000 arasında köy ise 2006, köy altı yerleşmeleri ise köyün eklenti birimleri burada mahalle, oba, mezra, yayla kom, ağıl, divan ve çiftlik yerleşmeleri vardı. Şuraya da şöyle yıldız atayım. Bak burayla ilgili soru gelecek karşına haberin olsun. Şimdi biz bir kırsal yerleşmenin kurulduğu yere göre bir dağın eteğinde kurulduğunu söyleyebiliriz. Bir akarsu vadisi içerisinde kurulduğunu söyleyebiliriz. Deniz kıyısında orman içinde o veya platoda kurulmuş olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki köy altı yerleşmeleri vardı ya bunları sürekliliğine göre ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi kalıcı ikincisi ise geçici yerleşmeler. Bak dikkat et kalıcı yerleşmelerde mahalle köy oluşturan köy alabilme potansiyeli en yüksek birimler Batı Anadolu'da görülüyordu değil mi? Divanlar. Divanlar ise Mezra'nın Batı Karadeniz'de görülen kısmı. Hatta bu divanlar kurucusunun ismiyle adlandırılmaktaydı. Mezra ise tarım alanlarının kısıtlı olduğu alanlarda köyün hemen böyle dış sınırları içerisinde yapılmış bir ya da birkaç hanenin yaşayabileceği, kelime anlamıyla ekilip biçip yer olacak ifadeydi diyebiliriz. Doğu Anadolu bölgesinde görülüyordu. Çiftlik tarımsal işletmeydi, değil mi? Burada özellikle bir çiftlik sahibinin güzel gösterişli bir evi, yanında eklentileri vardı. Bunlar tarımsal faaliyetlerde yürüttüğümüz yerleşme bilimleri olarak geçer. Burada yayla turizm faaliyetleri o için olabilir, tarım faaliyetleri için olabilir, hayvancılık faaliyetleri için olabilir. Özellikle Doğu Karadeniz ile Toros Dağları'nda yayla yerleşimlerine yaygın olarak rastlanmakta. Devamında kom oba ağıl. Hayvancılık faaliyetlerinde yapmış olduğumuz yerleşme birimleridir. Mesela oba, göçme hayvancılık faaliyetleri. Ağıl dediğimiz ifade ise hayvanların barınabileceği etrafı taşlarla ya da çitlerle çevrili alanlara verdiğimiz isim. Yazlık ziteyi söylemiyorum zaten. Geldik burada dokusuna göre. Toplu dokulu, dağınık dokulu yerleşmeler. Attım yıldızı. Bak mesela şöyle bir köy alanı olsun. Köy alanındaki evler böyle birbirine çok yakın ölçekte kurulsun. Peki bu alanda evlerin birbirine yakın ölçekte kurulmasının temel sebebi nedir der? sevgili arkadaşlar. Bir, bu alanda su kaynakları bakımından kısıtlı, arazide düz. Bu arazilerde toplu dokulu yerleşmeler görülür. Ama her alanda toplu dokulu yerleşme görülmez. Bazı alanda yerleşmeler birbirinden böyle ciddi anlamda uzaktır. Bunlar ise dağınık dokulu yerleşmeler olarak geçer. Burada su kaynakları bakımından zengin, arazinin engebeli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Karadeniz iklim bölgesinde özellikle dağınık dokulu yerleşmeler, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin düz arazilerinde ise toplu dokulu yerleşmelere yaygın olarak görebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldi kentsel yerleşme grubuna. Kentsel yerleşmede nüfusuna göre kentler, küçük kentler, küçük kentlerdeki nüfus 20 bin ile 100 bin arasındadır. Orta büyüklükteki kentteki nüfus 100 bin ile 500 bin arasındadır. Büyük kentte ise nüfus 500 bin ile 1 milyon arasındadır. Metropoliten kentte ise nüfus 1 milyon üzeri. Bir de burada megapol kent var. Burada da nüfus 10 milyonun üzeri olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Fonksiyonlarına göre nüfus Fonksiyonlarına göre kentsel yerleşmeler, tarım kenti, sanayi kenti, ticaret, turizm, liman, maden, teknoloji, dini, idari kentler. Mesela idari kentleri kimi örnek verebilirsiniz? Tokyo'yu örnek verebilirsiniz. Türkiye'de Ankara'yı örnek verebilirsiniz. Mesela Fransa'da Paris'i e örnek verebilirsiniz değil mi? Ya da İtalya'da Roma'yı örnek verebilirsiniz. Teknoloji kenti dediğimiz zaman Tokyo'yu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tarihi kent dediğimiz zaman dini kent ifadesinde de örnek vermemiz gerekirse Kudüs örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında Roma'yı örnek verebiliriz gene. Bizim ülkemizde mesela Şanlıurfa'yı Mardin'i hattını örnek verebiliriz. Liman kenti dediğimiz zaman Marsilya'yı Hamburg'u örnek verebiliriz. Turizm kentinde gene burada ifade de önemlidir. Marsilya ile birlikte Paris'i aynı zamanda Barcelona'yı örnek verebiliriz. Sevgili arkadaşlar unutmayalım. O zaman gelin hep birlikte yazılı kısmına şöyle bir göz atalım. Diyor ki bize ülkemizde etkili olan sıcak ve soğuk karakterli yerel rüzgarlar nelerdir demiş. Böyle bir soru kalıp olarak bizim karşımıza gelebilir. Şimdi sıcak karakterli rüzgarlar dediğimizde kayıp sakaldan hemen aklınıza gelebilir. Sakal kısmı aşağıdaydı ve sıcak karakterli rüzgarlardan birincisi. Şöyle keşişlemeden başlıyoruz. Hemen şöyle keşişleme diye yazıyorum. Keşişlemenin yanına samyeli olarak da yazıyorum. Devamında zaten keşişleme oluyor. Akabinde kıble en güneyden gelen rüzgar. Bununla birlikte lodos sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım lodos sıcaklığı artırabileceği gibi yağışta bırakır dikkat edelim. Bunun dışında fön rüzgarı ülkemizde etkili olan sıcak karakterli yerel rüzgarlardan bir diğeridir diyebiliriz. Peki soğuk karakterli yerel rüzgarlar nedir dersek kuzeyden gelen rüzgarlar. Yani burada özellikle kuzeybatıdan karayel tam kuzeyden yıldız ve kuzeydoğu kısmından Poyraz bizim ülkemizde etkili olur. Aynı şekilde Ege'de kuzeyden güneye doğru gelen bir rüzgarımız var. Bu rüzgar da etezyen rüzgar olarak ifade edilir ve bu birinci kısmımızdır diyebiliriz. Buradan böyle bir sorunun gelebilme ihtimali var. Bak bu soru çok önemli. Buna şöyle yıldız atıyorum. Yazılı da tabii ki de bu bence yüzde yüz sorulacaktır diyebiliriz. Çünkü yağış oluşum şekillerini anlattıktan sonra biz öğretmenler olarak bunu öğrenciden istememiz gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü bu konu tam anlamıyla oturtulmuş mu oturtulmamış mı buna bakmamız gerekiyor. Yağış oluşum şekli 3 taneydi. Hemen şöyle 3 tane şeklinde grafiğini şeklini çizelim. 1- Isınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana gelen bir yağış vardı. Eğer ki bu alanda ısınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana gelen bir yağış varsa yükselmesiyle diyoruz konveksiyonel yağıştır sevgili arkadaşlar. Hemen ben şuraya şöyle konveksiyonel yağış diyorum. Bu yağışı hemen şöyle ekstra olarak da yazabilirsiniz. Ekvator çevresinde yıl boyunca görebilmek değil. İkinci yağış çeşidimiz ise bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağıştır. Bak ne oldu? Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağış dedik. Bu yağış ise yamaç yağışları olarak karşımıza çıkmakta. Bu yağışı da nerede göreceğiz dersek özellikle Güney Asya, Güneydoğu ve Doğu Asya'da göreceğiz. Üçüncü yağış tipimiz ise farklı iki hava kütlesinin birbiriyle karşılaşması sonucunda meydana gelen yağışlardır. Farklı özellikteki hava kütlelerini biz cep ediyoruz o zaman bu yağış oluşumu itibariyle cephe yağışı olarak geçer ve bu yağışı biz hem 60 derece enlemlerinde hem de Akdeniz iklim bölgesinde kış döneminde göreceğiz. Mesela bu yağışı verdi. Dedi ki yağış oluşum şekilleri nelerdir dedi. Sen güzel güzel bunları çizdin. Burada bir de parantez açtı. Türkiye'de bu yağışlar en yoğun en fazla nerede görülür derse konveksiyonel yağışlar unutmayalım sevgili arkadaşlar bizim ülkemizde bir İç Anadolu bölgesinde ikincisi Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülür. Tamam mı? İç Anadolu bölgesinde ilkbahar Doğu Anadolu bölgesinde yaz döneminde görülür. Yamaç yağışları dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve aynı zamanda Karadeniz kıyı kuşağında yoğun ölçekte görülmektedir. Bunu unutmayalım. Sadece Karadeniz'de görülmez. Akdeniz'de de görülür. Çünkü bu alanda da dağlar kıyıya paralel uzanır. Cephe yağışları nerede görülür derse özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaygın olarak görülecektir. Ve unutmayalım bizim ülkemizde düşen yağışların ilk bahar ve yaz dönemlerinde görülen kısmı Konveksiyonel kökenli kış döneminde görülen yağışlar ise cephesel kökenlidir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi doğru yanlış kısmımıza bakalım eşleştirelim. Diyor ki Karayel, Yıldız, Poyraz Türkiye'de etkili olan sıcak karakterli yerel rüzgarlardır. Hemen şöyle düşünüyorum kayıp sakaldan Kayıbın üst kısmındaydı. Karayel, Yıldız, Poyraz. E bunlar kuzeyden geldiği için sıcaklığı azaltır. O zaman bu ifade yanlıştır. O zaman bunun doğrusu nedir dersek Karayel, Yıldız, Poyraz Türkiye'de etkili olan soğuk karakterli yerel rüzgarlardır diyebiliyoruz. Amazon ve Kongo havzasında ekvatoral iklim görülür diyor. Özellikle ben ekvatoral iklimin 0 derece ile 10 derece enlemleri arasında yer alan Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adalarında görüldüğünü biliyorum. O zaman bu ifade doğru bir ifade. Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe genel olarak sıcaklıkların azalmasının temel sebebi enlemdir demiş. Şimdi düşünüyorum. Hatay nerede? En güneyde. Sinop nerede? En kuzeyde. O zaman ben güneyden kuzeye doğru gidiyorsam, Ekvator'dan kutba doğru gidiyorum ve buna bağlı olarak bir sıcaklık değişimi meydana gelmişse bunu etkileyen ana unsur, temel unsur, sebep unsur tabii ki de enlem etkisidir. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Çevresine göre farklı iklim özelliği gösteren dar iklim alanlarına mikroklima denir. Burada mesela Iğdır'ı örnek verebiliriz. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerimizden bir tanesi ve Iğdır'da zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. E, zeytin Türkiye'de Akdeniz iklim bölgesinde görülürken Iğdır'da çok dar bir alanda Akdeniz iklim bölgesine ait özellikler sergilenmektedir. İşte biz bu alanlara mikroklima alanı diyoruz. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir. Ülkemizde kış döneminde daha çok Sibirya ve İzlanda basınç kuşaklarının etkisi altındadır. Şimdi Türkiye'de etkili olan basınç kuşaklarını da şöyle bir göstermemiz gerekirse sevgili arkadaşlar. Hem termik hem dinamik kökenli basınç kuşakları bizim ülkemizde etkilidir. Kuzeybatı kısmından İzlanda dediğimiz dinamik alçak basınç kuşağı etkilidir. Daha çok kış döneminde. Güneybatı kısmından Azor dinamik yüksek basıncı etkilidir. Daha çok yaz döneminde. Kuzeydoğudan Sibirya termik yüksek basınç kuşağı etkilidir. Daha çok kış döneminde. Ve güneydoğudan Basra termik alçak basıncı etkilidir. Daha çok yaz döneminde bakıyorum ve bana ne demiş burada? Ülkemizde kış döneminde daha çok evet Sibirya doğru, İzlanda evet doğrudur diyebiliriz. Bu basınç kuşaklarının etkisi altındayız. Gidin. Çöl ikliminde günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır diyor. Tabii ki de bu ifade doğru. Peki çöl ikliminde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasının temel sebebi nedir dersek tabii ki de nem azlığıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sıcak, nemli ve çok yağışlı ekvator çevresinde yerleşmeler yoğundur demiş. Evet ekvator çevresi sıcak, nemli ve çok yağışlıdır. Bitkör sügürdür. Yüksek sıcaklık ve nemden dolayı yerleşmeler yoğun değil. Yerleşmeler seyrektir. O zaman bu ifade doğru olmadı. Dinamik basınç kuşakları dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak meydana gelmiştir. Hemen basınç kuşaklarını ne yapıyorduk? Ya ya diye kodluyorduk. Yüksek ve Alçak. Yüksek alçak basınç diye. 30-60'larda dinamik kökenli basınç kuşakları var. Evet bu ifade dünyanın eksen eğikliğine değil eksen hareketine bağlı olarak meydana gelmiştir diyoruz. O zaman bu ifade yanlış bir ifade oldu. Su kaynaklarının ve yağışın fazla Hemen şöyle bakıyorum tekrar. Su kaynaklarının ve yağışın fazla yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda toplu dokulu yerleşmeler yaygındır diyor. Tabii ki de sevgili arkadaşlar su kaynaklarının ve yağışın fazla yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda toplu dokulu yerleşmeler değil dağınık dokulu yerleşmeler görülür. Mesela bizim ülkemizde Karadeniz'de dağınık dokulu yerleşmeleri yaygın olarak rastlarız. Bu ifade yanlış oldu. Mısır'da yerleşmeler daha çok Nil Nehri'nin kıyısında toplanmıştır ki burası ilk yerleşim birimleri alanları içerisinde yer alır. Mısır'ın özellikle yani Nil Nehri'nin kuzey kısmında yer alan Mısır'da yerleşmeler yoğundur. Bunun temel sebebi de hem su kaynakları hem de tarımsal anlamda verimin yüksek olduğu topraklardır diyebiliriz. Evet geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki tabloda verilen yoğunlaşma ürünlerini yoğunlaştığı yer ve sıcaklık değerlerine göre işaretleyiniz diyor. Ve diyorum ki bence burası kesin çıkacaktır. Çünkü güzel bir yer kavram tablosu olarak böyle bir şey verebilir bize. Ve der ki kırç yoğunlaştığı yere göre nerede yoğunlaşır? Sıcaklık değeri burada nasıldır? Kırç neydi? Sıcaklığın çok düşük olduğu alanlarda buz kristalleriydi değil mi? Nerede yoğunlaşıyordu? Yeryüzünde. O zaman yeryüzüne tik attım. E, sıcaklık çok düşük dedik. O zaman sıfır derecenin üzerinde mi? Altında mı dersek? Tabii ki de altında olacaktır. Dolu ne yapıyorsun? Kararsız bir hava kütlesi. Hava ısındı, yükseldi, kapandı.

yağış olarak yeryüzüne düştü. Yağış olarak nereden yeryüzüne düşecek? Gökyüzünden. Peki dolu sert bir kütle o zaman buz haline almış sıcaklık sıfır derecenin altındadır diyebiliriz. E yağmur e biliyorsun gökyüzünde sıcaklık sıfır derecenin üzerinde. Sis nerede oluşuyor? Sabah bir uyandın göz gözü görmüyor. 50 metre 10 metre 20 metre ilerisini görmüyorsun. O zaman bu yeryüzünde meydana gelen bir yoğunlaşma ürünüdür. Ve bu sıcaklığın sıfır derecenin üzerinde meydana gelen bir yoğunlaşma ürünüdür. Ve şunu unutma sis genel itibariyle oluş buluştuktan sonra öğleden sonra ortamdan kaybolur. Çünkü ısınan hava kütlesi yükseliyordur sevgili arkadaşlar. Çey nedir dersek özellikle sabah uyandın okula yetişeceksin geç kalmışsın. Baktın otobüs durağında otobüs geliyor. Hop çimlerin üzerinden koştun otobüse bindin ayaklarına bir baktın sıra sıklam olmuş. O zaman nerede yoğunlaşma oldu? Yeryüzünde yoğunlaşma oldu. E bu su tanesi ise sıcaklığın sıfır derecenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kırağı kırçın biraz daha sıcakta oluşan kısmıdır. Böyle mesela sabah uyanırsın baban ya da annen seni okula bırakacaktır. Arabanın camları böyle kar tanesiyle dolmuştur. Oba kazımaya başlarsın. Bizim kışınki milli sporumuz ve bu özellikle yeryüzünde meydana gelen bir yoğunlaşma ürünüdür ve sıcaklık sıfır derecenin altındadır. Bak çok üşüdüğünde kırç olur, hafif üşüdüğünde kırağı olur diyebiliriz. Kar tabii ki de gökyüzünde sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu yoğunlaşma üründür diyebiliriz. Bak ben diyorum ki burası kesin çıkar. Çıkmazsa gel biz buradayız. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Tabloda verilen yüksek ve alçak basınç alanlarının özelliklerine uygun ifadelere doldurunuz demiş. Bize buradan kesinlikle soru gelecektir diyorum. Bak yüzde buradan soru gelir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Soru şimdi buradan bize nasıl gelecek derseniz şöyle. Eğer ki bana verilen yatay hava hareketi merkezden çevreye doğru ise burada bir alçalıcı hava hareketi vardır ve bu alanda yüksek basınç vardır. Bana verilen yatay hava hareketi çevreden merkeze doğruysa burada sevgili arkadaşlar yükselici bir hava hareketi vardır ve bu da alçak basınç alanı olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Şimdi bana evet alçak yüksek basınç alanlarını vermiş ama yüksek basınçta burada sağ tibresi yönünde bir savrulma var. Burada ise sağ tibresinin dönüş yönünün tersi yönünde bir savrulma var. Burada da sağ tibresi, burada da sağ tibresinin dönüş yönünün tersi yönünde. Yani burada sağ, burada sola. Burada sağ, burada sola doğru bir savrulma var. Bu şu ifadeye gelir. Eğer ki sağa doğru bir savrulma varsa kuzey yarım küredeki yüksek basınç alanıdır. Sola doğru bir sapma varsa güney yarım küredeki yüksek basınç alanını simgeler. Sağa doğru sapma varsa kuzey yarım küredeki alçak basınç alanını. Sola doğru sapma varsa güney yarım küredeki alçak basınç alanını simgeler. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. Dikey yöndeki hava hareketi. Dikey yönde yüksek basınçta alçalıcı bir özellik var mı? Alçalıcı. Alçalıcı dedi mi? Direkt at, alçak basınç diye atlamayın. Burada gazlar alçalıyor. Zemine baskısı daha da artıyor. Burada dikey yönde hava hareketi ise yükselici bir özellik gösterir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yatay yöndeki hava hareketi. Şimdi burada yatay hava hareketi ne oldu yüksek basınçta? Merkezden çevreye doğru gitti. Hemen şöyle şuraya merkezden çevreye diye kısa olarak yazayım. Alçak basınç alanında ise çevreden merkeze geldi mi? çevreden merkeze olarak geldi. Gökyüzünün durumu. Alçalıcı hava hareketinin bulunduğu alanlarda gökyüzü açıktır. O yüzden yüksek basınç alanlarında gökyüzü açık, alçak basınç alanlarında ise gökyüzünün kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Yağış durumuna geldiğimizde ise yüksek basınç alanlarında gökyüzü açık olduğu için yağış durumu düşüktür diyoruz. Burada ise yağış durumunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nem durumu yağış düşükse nem durumu azdır. Burada ise nem durumunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Nem açığı hemen şöyle yüksek basınç alanlarında fazladır. Burada ise nem açığı daha azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik bir diğer kısmımıza. Boşluk doldurma. Tabii ki de %100 buradan böyle bir soru gelecektir. Öğretmenin zaten sana içerik hakkında bilgi verdiğinde dedi ki çoktan seçmeli testimiz olacak. Klasik sorularımız, boşluk doldurma sorularımız birkaç tane şundan birkaç tane bundan böyle ortaya karışık bir şey yapacağız dediler. Burada sizin karşınıza gelebilecek kısımlardan bir tanesidir. Burayı da dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ne diyor bize? Hava olayları uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durum. Bak burada hava olayları var. Uzun yıllar boyunca ortalama bir durum gösteriyor, da değişkenliği azdır. Ve biz bu değişkenliği az olaylara ne diyeceğiz? İklim diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Oğlak dönencesinin güneyindeki dağların, oğlak dönencesi neredeydi? Hemen şöyle, bak burada hataya düşmemek için çiz. Dünyayı çizdin mi? Çizdin. E burası ekvator. E burası oğlak dönencesi. Burası yengeç dönencesi. Oğlak dönencesi burasıysa bana neresini soruyor? Oğlak dönencesinin güneyini soruyor. Güneyi burası mı? E şimdi güneşi de buraya çizersen sen e bu yamaca güneş geldi mi? E bu yamaç ne hangi yamaçtır dersek tabii ki de kuzey kutup noktasına baktığı için kuzey yamaçları bakı etkisindedir diyebiliriz. E güney yamaç nerede yer alacaktır? Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alacaktır. Bak uyanık ol. Oğlak dönencesinin güneyi diyorsa bakısı tam ters yön. Yengeç dönencesinin kuzeyi diyorsa bakısı tam tersi yöndür diyebiliriz. Evet geldik bir diğerine. Yükseltinin sıcaklığa etkisi ortadan kaldırılarak hazırlanan haritalara izoterm. Yani bu eş sıcaklık eğrisiydi. Misal şöyle. A merkezi 1200 metre yüksekliğe sahip ve burada sıcaklık 6 derece. Ben buna göre bir harita hazırlıyorsam bu gerçek sıcaklık haritası olarak karşıma gelir. Ama ben burada yükselti faktörünü ortadan kaldırır ve burayı 0 metrede hesaplarsam 1200 bölü 200'den 6. 6 derecede burada var. 12 derecelik bir sıcaklıkla ifade ediyorsam o zaman bu da indirgenmiş izoterm haritası elde ederim. Bak şunu unutma. Eğer ki sana bir soru kökünde indirgenmiş izoterm haritasına göre bir merkez veriyorsa orada sıcaklığın yüksek ya da düşük olması yükseklikle ilgili bir durum değildir bunu unutma. Eksen eğikliğinin etkisiyle oluşan rüzgarları yıl içinde yön değiştiren devirli rüzgarlardır. Hatta bu rüzgar yaz bir şeyi, kış bir şeyi diye geçiyordu. Güney, Güneydoğu, Doğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi mi Madagaskar'da görülen bu rüzgar muson rüzgarı olarak karşımıza çıkar ve unutma yaz musonu Hint okyanusundan Hint yarımadasına geldiği için yağışın fazla kış musonu ise Hint yarımadasından Hint okyanusuna estiği için yağışın az olduğu bir dönem yaşatır. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında bak ne oldu şöyle bir alan var burada sıcak hava kütlesi burada soğuk hava kütlesi karşılaştı yükselip yağış bıraktı biz bu yağışa cephe ya da diğer diğer ismiyle frontal yağış diyeceğiz. Bak bu iki ifadeyi de kullanır. Bir daha yamacı boyunca yükselseydi buradaki gibi yamaç orografik yağışlar ısınıp yükselseydi konveksiyonel yani yükselim yağışlarını oluştururdu. Günlük sıcaklık farkı hangi iklimde çok fazladır dersek nemin az olduğu bir iklim. Hemen ne yaptım çöl iklimi diye yazdım. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi ise sert karasal iklimdir bunu da unutmayalım. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı. Türkiye nerede? Hemen hiçbir şey bilmiyorsan Türkiye'nin yarım küresini bul. Kuzey yarım küre tam burada mı? E kuzeyden esen rüzgar nereden geldi? Kutuptan geldi. O zaman sıcaklığı ne yaptı? Sıcaklığı azaltıcı etkide bulunur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik alçalan hava kütlesinin adyabetik olarak ısınması yani dışarıdan hiçbir şekilde ısı alışverişi olmayacak. Bunun sonucunda fön rüzgarları oluşur. Fön rüzgarları sıcak ve aynı zamanda bu ifade de kullanılabilir kurutucu rüzgarlar olarak karşımıza gelir. Ekvatoral iklim nerede görülüyor? Brezilya'nın bulunduğu alan Amazon havzası, Gabon, Kongo, Nijer'in bulunduğu alan. Bu alana da biz Kongo havzası diyeceğiz. Bu alanlarda görülen bir iklim. Yani buranın Türkçe meali 0 derece ile 10 derece enlemleri arası. Akdeniz ikliminin bit görsü yıl boyunca yeşil kalan bodur ağaç. Bak bu ifade çok önemli. Nedir bu bodur ağaç dersek maki. Burada keçi boynuzu var, zeytin var, ker mezmeşesi var. Bunların hepsi maki türleri olarak karşımıza çıkmakta. Eğer ki biz bu maki türlerini tahrip edersek garik türleri ortama egemen olur. Peki çam türü olarak hangi grup var? Kızılçam ormanları vardır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi dünya haritası üzerinde oklarla gösterilen kıyılarda etkili olan okyanus akıntılarının isimlerini yazınız demiş. Hemen şöyle ben yazıyorum başlıyorum. Bir numara. Neresi burası? Avustralya. Burası hangi yönü? Batı Avustralya. O zaman şuraya şöyle batı Avustralya diye yazdım bak soğuk su akıntısı çöl iklimi görülüyor bak gördün mü burada hemen şöyle iki numaraya geldim Afrika'nın batı kısmı Benguela soğuk su akıntısı hemen şöyle şuraya yazdım e burada da Namib çölü var bak gördün mü çöl iklimi bak burada Victoria Gibson Simpson çölleri var çöl iklimi hemen şöyle 8 numara Latin Amerika'nın batı kısmı Peru Humboldt soğuk su akıntısı e burada da Atakama çölü var e geliyorum şöyle 9 numaraya geldim Afrika'nın kuzey batı sahra dediğimiz alanında bulunan Kanarya adaları var Kanarya soğuk su akıntısı e burada da çöl iklimi var. Hemen şöyle 9 numaradan sonra 7'ye bakalım. Labrador Denizi var. E burada da Labrador soğuk su akıntısı var. Devam ettik. 5 numaraya geliyoruz. O yaşıyor. Oo, oh, donduk yahu. Burası da soğuk su akıntısı. 10 numaraya geliyorum. Kaliforniya yarımadası var. Burada Kaliforniya soğuk su akıntısı yer almakta. Hemen şöyle soğuk su akıntılarını bitirdik. Bak dikkat et. Soğuk su akıntılarının bulunduğu alanlarda çöl ikliminin etki alanı geniştir diyebiliriz. Hemen şöyle sıcak su akıntılarına bakıyorum. Avustralya. E, burası doğusu. O zaman buraya ne diyeceğiz? Doğu Avustralya diyeceğiz. Çok uzatma. Ne var burada? Okyanusal iklim var. 4 numaraya geliyorum. E, burası bayağı sıcak kuruttu yahu diyeceğiz kuroşiyo. Bak kuruttu kuroşiyo. Devam ediyorum 13 numara Madagaskar adası var şurada. O zaman buraya Madagaskar sıcak su akıntısı olarak ifade ederiz. Al sana okyanusal iklim. 11 numara Brezilya'nın bulunduğu alan Brezilya sıcak su akıntısı. Al sana okyanusal iklim. 12 numara Alaska körfezi var. Alaska sıcak su akıntısı. Al sana okyanusal iklim. 3 numara buradan da böyle gelecektir. Nedir bu? Gulf Stream sıcak su akıntısı etkili. Al sana al sana okyanus iklim. Bak ne oldu sıcak su akıntılarının köşesinde de okyanus akıntısı geniş bir alanda etkili oldu diyebiliriz. Soğuk su akıntılarının bulunduğu alanlarda da çöl ikliminin etki alanı genişliyor diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik çoktan seçmeli kısımlarımıza. Ne diyor bize? Aynı enlem üzerinde yer alan yukarıdaki sıcaklık değerlerine sahip merkezlerin hangisinde atmosferdeki nem miktarının en fazla olduğu söylenebilir. Eğer ki bana en soğuk ve en sıcak ayların sıcaklık değerlerini vermiş ve nem miktarı en fazla diyorsa kalıp bilgi bunu unutma sıcaklık farkının en az olması lazım. Çünkü nem miktarının fazla olduğu alanlarda yer yüzeyi çok fazla ısınıp çok fazla soğumaz. Bu hem günlük hem yıllık sıcaklık farklarının az olmasına sebep olur. Hemen şöyle farklarını alıyorum. 21 derece 4 derece. Ne yaptı? 17 derece yaptı. 19 derece eksi 12 derece farkı aldım 31 derece yaptı. 17 derece 1 derece farkı aldım 18 derece yaptı. 24 derece 16 derece farkı aldım 8 derece yaptı. 26 2 derece fark aldım 24 derece yaptı. Bana ne diyor burada? Bakın sıcaklık farkının en az olduğu alanlarda nem miktarı en fazladır diyor. Sıcaklık farkı en az hangisinde? 4 numaralı merkezde o zaman sorumun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinde yağışın düştüğü dönemler benzerlik gösterir? Gel bakalım. Burada 5 tane iklimin güzel güzel en fazla yağışın düştüğü dönemleri yazalım. Muson iklimi yaz sonlarından dolayı yaz mevsiminde bol miktarda yağış alırken kış dönemi ciddi anlamda kuraktır. Ve buranın bitki örtüsü kış döneminde yaprak döken geniş yapraklı ormanlardır. Bak burayı da tekrar edeyim. Ekvatoral iklim şöyle yazıyorum. Her mevsim bol miktarda yağış alır özellikle Ekinoks tarihlerinde yağış miktarı artar. Gene bu alanda yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ormanlar. Burada yaprak döktü. Akdeniz iklimi kış mevsiminde en fazla yağışını alır. Yazları sıcak ve kuraktır. Burada ise bitki örtüsü, kızılçam ormanları bunları tahrip edersek maki bunları da tahrip edersek garik dediğimiz ot toplulukları görülecektir. Okyanusel iklim gene her mevsim en fazla yağışın düştüğü alandır. Ama burada özellikle sonbahar dönemi en fazla yağışın düştüğü alandır diyoruz. Ve kış döneminde yaprak döken geniş yapraklı ormanlarla birlikte iğne yapraklı ormanların bulunduğu karma yapraklı orman kuşağı vardır. Savan iklimi, savan iklimi özellikle ekvatoral iklimi çevreler ve en fazla yağışın yaz döneminde düştü. Yazı yağışlı tropikal iklim diye de geçebilir, subtropikal iklim diye de geçebilir ve yaz dönemi yağışlı kışların kurak olduğu savan dediğimiz uzun boylu ot topluluklarının görüldüğü alan. Bana ne diyor? Yukarıdaki iklim tiplerinden hangilerinde yağışın düştüğü dönemler benzerlik gösterir? Hemen şöyle bakıyorum. Hangilerinde yaz yağışları var? 1 ve 5'te yaz yağışı var. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi 2 ve 4 diye her mevsim yağışlıdır. Ama okyanusal iklimde en fazla yağış sonbahar döneminde düştüğü için burada ayrılır. Sadece şunu unutma. Ekvatoral ve okyanusal iklimin yağış rejimleri düzenliyken diğer alanlarda yağış rejimi düzensizdir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım şöyle. Yağış rejimi düzenli mi düzensiz mi? Bakın en fazla yağışın düştüğü dönem ile en az yağışın düştüğü dönem arasında oransal olarak ciddi fark var. O zaman bu yağış rejimi düzensizdir diyebiliriz. Yazları sıcak ve kurak diyor. Bakıyorum sıcaklık 30 dereceye çıkmış. Doğru. Yazın kurak o zaman bu ifade doğru bir ifade sevgili arkadaşlar. Şuna gittik. Yağış rejimi düzensizdir dedi. Bunu doğru olarak kabul ettik zaten. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık 20 derecedir demiş. 30'a çıkmış 10'a düşmüş. Evet yaklaşık 20 derece doğru. Bölgedeki bitkiler kuraklığa karşı dayanıksızdır diyor. Bakın dikkat edin yağış rejimi düzensizdir dedikten sonra yazları sıcak ve kurak dedik. Eğer ki burada yazlar sıcak ve kuraksa bu bitkiler kuraklığa karşı dayanıklı bitkilerdir. Yani dayanıksız ifadesi doğru olmaz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Kış mevsiminde kar yağışları görülmez demiş. Bir iklim bölgesinde kış mevsiminde kar yağışlarının görülebilmesi için sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi lazım. Ama baktığım zaman bu iklim bölgesinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşmüyor. O yüzden bu iklim bölgesinde kış mevsiminde kar yağışları değil yağmur yağışları görülür diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki bize doğa şartlar dikkate alındığında haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde yerleşmelerin daha seyrek olduğu söylenir diyor. Verilen yerleri bir yazalım. 3 numarayla gördüğünüz alan Amazon Havzası. 4 numarayla gördüğünüz alan Güney Avustralya. Hemen şöyle şuraya Avustralya diye kısaltılmış yazalım. 2 numarayla görmüş olduğumuz alan Batı Avrupa. 1 numarayla görmüş olduğumuz alan Alaska 5 numarayla görmüş olduğumuz alan Amerika Birleşik Devletleri'nin güney doğu kısmı bakalım seyrek olduğu söylenebilir demiş bana Güney Avustralya özellikle Akdeniz iklim koşulları etkilidir ve yerleşmeler yoğundur. O zaman hemen şöyle buraya yoğun yerleşme diyorum. Seyrek ifadesini iç ve batı kısmında arayacağız tamam mı? Batı Avrupa okyanusal iklim görülür ama iklime bağlı değil de ticaret, sanayi, ulaşım, turizm faaliyetlerinden dolayı yerleşmeler yoğundur diyebiliriz. Alaska hemen güneyinde sert karasal kuzeyinde ise tundura iklim görülür. Yani soğuk iklim bölgesidir. O zaman bu alanda yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin güneydoğu kısmı özellikle bu alan Apalaş Dağları'nın bulunduğu alandır. Sanayi faaliyetleri, ticaret faaliyetlerinden dolayı yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Amazon havzası ekvatoral iklim görülür. Yüksek sıcaklık nem ve gür bitki örtüsünden dolayı yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bana daha seyrek diyordu. Seyrek hangisi? 3 numara. Seyrek hangisi? Bir numara. O zaman sorumun doğru cevabı A seçeneğidir diyoruz. Geldik sizinle yazılı çalışmamızın sonuna. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Mutlaka ve mutlaka tekrarlarımızı yapmayı unutmayalım. Özellikle kitabımızı temin etmeyen arkadaşlar için kitabımızı temin edip o son kısımdaki yazılı etkinliğinizde yapmasını istiyorum. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.